Bizim abi, bizim uzun boylu bir abi, e, İsrail soykırım yapıyor dediği zaman tam tahmin ettiğiniz şeyi söylemiş İsrail'de. Netanyahu demiş hatta galiba. Siz de Kürtlere soykırım yapıyorsunuz. Daha önce de Ermeni soykırımından da bahsetmişti. Çünkü gene böyle. Ya uf, bizim abi diplomasiyi o kadar bilmiyor ki utanıyorum ya. Gerçekten utanıyorum. Böyle bir diplomasi olamaz. Şimdi olay şuradan kaynaklanıyor. Yani yorumlara yazıyorlar. Racon da böyle kesir helal olsun. Yani dalgasına değil ciddi ciddi. Ciddi ciddi racon da böyle kesir helal olsun. Şimdi sen bunu diyorsan ne yapayım yani? Gerçekte insanın bırakası geliyor ya. Gerçekte insanın bırakası geliyor yani. Ama o zaman ona sonra diyorsun ki yok abi bunlar cahillikleriyle gövde gösterisi yapmaya çalışıyorlar. Bu bir. Diğer taraftaki birçok insan da kılıçların ne, ne olduğunu göremedi. Onlar da muhalefeti muhalefet olmadığını göremedi yapılan operasyonu görmek istemedi. E şimdi iki taraf da böyle. Bir taraf diplomasiyi bilmiyor. Höyt 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 yapıyor. Saçma zaman konuşuyor. Ondan sonra diyorlar ki ne güzel racon kestin abi. Cık. Oğlum nasıl geldik biz bu noktaya ya? Nasıl geldik biz bu noktaya? Ne güzel racon kestin abi. Sizin adamın soykırım yapmadı mı sizin adam? <laughs> Çünkü sen şimdi sana siz de Ermenilere soykırım yaptınız dediği zaman ne cevap vereceksin? Diyeceksin ki onlar da savaş esnasında bize terör saldırıları yaptı. Doğru mu? Batı'daki Ermeni lobisiyle hiçbir zaman anlaşamamızın sebebi bu. Çünkü onlar diyor ki, aynen şu anda şeyin Hamasçıların dediği gibi. Hiçbir şey olmadı. Türkler sırf ırkçılık olsun diye bizi öldürdü. Bizde sıfır suç var, sıfır hata var. Bütün hata Türklerde diyor. Türkiye'nin bu soykırım iddiasını kabul etmesinin imkanı olmamasının sebebi o. Çünkü tek taraflı konuşuyorlar. E şimdi siz bunu açıklamak için deseniz e sizin yaptığınız yani karşı tarafın Ermeni çetelerinin yaptığı terör saldırıları Ermeni çetelerinin yaptığı katliamlar diyeceksiniz. Adam da diyecek ki ulan Hamas'ın yaptığı katliamlar ne peki? Yani bakın kahvedeki tartışan dayılar gibiler ya. Yani. Yemin ederim kahvede tartışan dayılar gibi. Sizin adamınız yaptı ama sizin adamınız da yaptı. Ama sizin adamınız daha çok yaptı. Ama en çok sizin adamınız yaptı. Kuzey. Abi işte eski ya, yani tarihi bir Ermeni Kilisesine gittim, normal ziyaretçinin gidemediği oda vardı çalışma odaları, orada Kocaman Atatürk büstü ve resimleri köşesi vardı, hepsi aynı değil o, o an gördüm. Zaten şöyle bir şey var, Türkiye'deki Ermeni Türkler, Ermeni asıl Türk vatandaşlarının ben birçoğunun Atatürk'ü sevdiğini biliyorum. Bu şeyler üzerinden özellikle açılım döneminde e, tam tersi gibi gösterilmeye çalışılıyordu. Kürtler sevmiyor ya da Ermeniler sevmiyor gibi gösterilmeye çalışıyordu. Çünkü Nişanyan gibi adamları ön plana çıkartıyorlardı ve sanki Ermeniler Atatürk düşmanı gibi gösterilmeye çalışıyordu. Onlara kötülük olsun diye değil. Hani bakın azınlıklarımız var Atatürk de azınlıklara bak ne zulümler yaptı demeye getirmek için yani. Yoksa biliyorum Türkiye'deki e, Ermeni Türklerin birçoğu Atatürk'ü sever. En azından ünlülerin hepsi sever onu biliyorum yani. Onun da bir sebebi var çünkü gerçekten Atatürk Ermenilere çok iyi davrandı. Atatürk gerçekten Ermenilere çok iyi davrandı. Bunun sayesinde Ermeniler şu anda Türkiye'de rahat gezebiliyorlar. Ama batıya gidin abi karikatürlerde bile Charlie Hebdo vesairenin karikatürlerinde bile askerler böyle öldürmek için Ermeni arıyor. Askerler öldürmek için Kürt arıyor Türkiye'de. Hala daha öyleymiş gibi gösteriyorlar yani Türkiye'yi. Batıdaki Ermeni lobisi de öyle. Ghost of Shugoki adamların alıp veremediği Osmanlı ile anlaşılan demiş. İşte e, ama bu Ermeni lobisi o kadar gerizekalı o kadar beyinsiz ki Atatürk filmini yasaklattılar Genocider diye. Bu kadar beyinsiz adamlar bu kadar gerizekalı çünkü dayanamıyorlar. Türk görmeye dayanamıyorlar. Yoksa Atatürk gerçekten gerçekten birleşimi sağlayabilmek için bütünlüğü sağlayabilmek için Ermenilere çok iyi makamlar verdi. O yüzden Ermeniler Atatürk'ü çok severdi. Ama hepsi mi böyle bilmiyorum. Ünlü olan birçok Ermeni. Hatta ben bir tanesini şeyde görmüştüm, ceviz kabuğunda görmüştüm. O da Ermeni tarihçiydi galiba. Ya Atatürk'ü çok severlerdi. Hatta Atatürk öldüğü zaman babamız öldü diye ağlamışlar. Çünkü düşünün yani. Onların psikolojisi herhalde tahminimce şöyle. Siz Osmanlı'da pek ciddi alınan, pek insan yerine adam yerine koyulmayan ikinci yani gayrimüslim olduğumuz için ikinci sınıfken Atatürk sizin statünüzü çok yükseltiyor. Ya şey gibi düşünün arkadaşlar. Atatürk mesela kadınların statüsünü de aşırı yükseltmiş. Ve birçok ülkeden daha önce bu. O yüzden kadınlar Atatürk'ü çok sever. Ama Atatürk düşmanı kadınlar da var. Yani senin kafana sıçayım kusura bakma. Senin kafana sıçayım. Yani sen diyorsun ki hayır ben ikinci sınıf vatandaşım. Kocam beni döver. Kocam benim üstüne kuma alır. E senin kafana sıçayım ben. Ben senin kafana sıçayım beni de sev. Senin kafana sıçayım beni de sev. Sol gericilerin içinde de var. Sağ gericilerin içinde zaten çok var. Gerçekten arkadaşlar hani şey diyoruz ya halkın Atatürk'ü sevmesi ama anlayamaması kapasitesinin yetmemesinden dolayı anlayamaması diyoruz ya. Mesela şu da çok büyük bir tartışma konusudur değil mi? Her yerde Atatürk büstünün heykelinin olması ama her yerde. Fotoğraf eyvallah fotoğraf hani çok böyle masraflı bir şey değil. Masraflı yer kaplayan bir şey değil ama hey, heykelin büstün her yerde olması. Şimdi bir grup diyor ki yani olsun ki Atatürk'ün adı yaşasın. ...Atatürkçülük hala daha hani egemen olduğu ortaya çıksın, kanıtlansın gibi diyor. Bunu isteyenler. Ben şunu diyorum ama. Bu kadar çok heykeli olmasın ama herkes Atatürk zihniyetinde olsun. Atatürk'ün zihniyetini kavrayabilsinler. Çok çok daha iyi olur aslında. Mantalitesini kavrayabilsinler. Bu imkansız mı? Bu imkansız değil. Peki nasıl olur? Şöyle olur. Atatürk'ün mantalitesinde, Atatürk'ün mantalitesini vizyonunu kavrayabilmiş insanlardan bir tanesi başa geçecek ve bunu öğrencilere öğretecek. Yoksa herhalde bizim insanımız salak değil yani. Bizim insanlarımızın içinde de yüksek IQ'lu, vizyon sahibi kişiler var. Potansiyeli olan insanlar var. Sen öğret, anlayabilen anlar. Birçok kişinin ben anlayabileceğini düşünüyorum zaten ama biz öğretmiyoruz ki. Biz Atatürk'ü yani şeyde derslerde çok yüzeysel görüyoruz. Atatürk'ün mantalitesini görmüyoruz bence. Herhalde ters geliyor. Bazı insanların işine gelmiyor. Problem çözme yeteneği mesela. Problem çözme tekniği. Sorunları bulma, sorunları analiz etme. Ve kendi söylediği de bu. Büyük sorunları parçalama. Büyük sorunları parçalara küçük komponentlere bölme. Ve o şekilde halletme mantığı. Gibi gibi böyle birçok tekniği var. Problem çözme tekniği var Atatürk'ün. Yine aynı şekilde bilme, eleştirel düşünceye önem verme bilimsel düşünce tekniği. Bilimsel düşünce tekniği nedir arkadaşlar? Sadece bilimde olmaz, her şeyde olur. Gerçeği bulmak için tarihte olur, hukukta olur veya hayatınızın her noktasında olur. Bunun haricinde de. Bu nedir arkadaşlar? Bu şudur. Bir sonuca varmak istiyor musunuz? Bir sonuca varmak istiyorsanız, en sağlıklı sonuca varmak istiyorsa siyaset de olur arkadaşlar. Ha, kime oy vermeliyim? Her şey olur. Ya da ne bileyim, şu durumda kim haklı? Şu savaşta kim haklı? Şu bilmem ne de kim haklı? Ne yapılır arkadaşlar? Yapılacak prosedür aslında basittir. Data toplarsın. Veri toplarsın. O konuyla ilgili veri toplarsın. Senin sadece hoşuna gidecek verileri değil ama. Bütün verileri toplarsın. Bazı durumlarda bir de şöyle bir sıkıntı vardır. Bazı veriler kaynak götümdür. Saçma sapan olduk olmadık veriler vardır. Onda nasıl yapacaksın? Onda da işte hangi verinin kaynağının mantıklı olduğunu bulman lazım. Onu bulursan olur bunu yapabilmen lazım. Yine bununla yani bütün bunları yaparak da her zaman doğru sonuca mı ulaşırsın? Hayır. Ama önemli olan o değil ki. Önemli olan hata yapmak. Hatanın ders alıp bir sonrakinde doğru sonuca ulaşmak ya da daha az hata yapmak. Çünkü senin tahmin edemeyeceğin şeyler olabilir. Senin bilgin dışında sen her şeyi bilemezsin. Senin bilgin dışında bazı şeyler olabilir. Siyasette mesela bir Sinan Oğan'ı ben örnek gösteriyorum hep. Onu biz öngöremedik çünkü onunla ilgili yeterince datamız yoktu. Şimdi bu evet biz onu öngöremedik ama buradan hatamızı artık anlayıp daha iyi data bulup daha iyi öngörüde bulmaya çalışacağız diyebiliriz. Diye Bir de geri zekalı insanlar var. O da ciddi ciddi yani bunların hepsi o değil. Gerçek real insanların da böyle içinden böyle insanlar olduğu biliyorum. Kılıçdaroğlu'na karşı Kılıçdaroğlu'nun alternatif ol herkese gizli AKP'ldi de, de, demişlerdi değil mi? Kılıçdaroğlu'na karşı olan herkese gizli AKP'li deyip Kılıçdaroğlu Piron dedem mirom falan 69 yapacak falan deyip Ondan sonra bunlardan ama herkes diyorlardı AKP'li de Yani Akşener'e diyorlar Ümit Özdağ diyorlar Muharrem İnce'ye zaten diyorlar Ondan sonra şeye, Sinan Oğan'a zaten dediler He, Herkese diyorlardı Yani Kılıçdaroğlu'na Aga sen ne yapıyorsun diyen herkes gizli AKP'li Bunların içinden Sinan Oğan gitti öteki tarafa yani ona da çok kızmıyorum ama o tarafını seçti artık bizim tarafta değil. Kızmamamın sebebi de şunu da söylüyorlar çünkü zorunlu bırakıldı diyorlar. O yüzden neyse ne yani. Tarafını seçti gitti. Şimdi bu olduğu zaman bu geri çık bak bize biz sana söylememiş miydik? Bunlar şey gizli akebeliysen geri zekalsın. Şimdi bak olay şu. Bu geri zekalılar, bu beyinsizler, bu dal yaraklar bunların amacı kendilerinin haklıyı göstermek. Biz haklı çıkalım rahatlayalım. Haklı çıktık. Oo haklı çıktık kanka. E haklı çıktın ama amına kodumu beyinsizi. Sen dedem 60 yapacak dedin. 69 çekecek dedin. Ne oldu salak? Geri zekalı. Ne oldu biliyor musun? Senin beyinsizliğin yüzünden senin verdiğin oylarla siyasal İslamcıları meclise doldurdular. Neden? Çünkü sen bir geri zekalısın. Sen bir angutsuz salaksın. Senin amacın Doğruları bulmak falan değil. Senin amacın haklı olduğunu millete göstermeye çalışmak. Senin angutluğun yüzünden senin beyinsizliğin yüzünden senin verdiğin oylarla siyasal İslamcılar da oldu meclise. Şimdi o siyasal İslamcı anayasayı değiştirecek senin de götüne girecek. Senin de götüne kol gibi girecek kol. Ondan sonra diyeceksin ki hala da çıkıp bazıları diyor ya. Dedemi eleştiriler o yüzden kaybettik. Darfin Sinan Oğan elimizdeki datanın da zıttı hareket etti. Adam babala da Cumhurbaşkanı diplomasının olmadığını ve dolayısıyla meşruiyetin sorguladı gitti adamlara yanaştı. Diyorum ya arkadaşlar bakın bu tür siyaset oyunlarında zaten yüzde bilmemiz imkansız. Çünkü kapalı kapılar ardında öyle şeyler oluyor ki. Bilmemiz imkansız. Yani mesela şeyi biliyorduk. Hani kılıçlar kaybedecek. Kaybetmeye uğraşıyor. Onu biliyorduk. Kaybetmeye uğraşıyor. Yani şeyi tekrardan kazandırtacak. Erdoğan tekrardan kazandırtacak yani. Can da başla mücadele etti başardı. Ama neden? O önemli. Şimdi Kılıçdaroğlu gerçekten kötü niyetli biri mi? Kılıçdaroğlu'nun Menfaati var? Kılıçdaroğlu tehdit mi ediliyor? Kılıçdaroğlu'nun hiçbir gücü yok aslında da başkası bunu yapıyor da Kılıçdaroğlu'na günah keçisi mi yaptılar? Bunları bilemeyiz. Elimizdeki datalarla sadece sonucu biliriz. Sonuçta Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'ı başkan yaptırması. Sinan zaten büyük çoğunluk bu sene tanıdı demiş evet. Mert Akkaya, Ümit Özdağ'ın oy potansiyeli daha yüksekti evet. Şimdi Ümit Özdağ gündemde kalarak gittikçe daha mainstream oluyor. Zaten bir dahaki seçimde kendisi olmalı yani aday. Aday kendisi olmalı. Zaten başka birini özellikle tanınmayan birini getirirlerse millet güvenmez. Bu sefer. İstediği kadar güvenilir olsun dışarıdan sen birini getirirsen güvenmez abi. Artık. He, hele ki tanınmıyorsa yani tanınmamış ise Kendi olacak artık. Kendisi mainstream olacak. Ha, o dönemde olmaması da doğruydu. Çünkü çok tanınan birisi değildi. Biraz da şeydi yani sivriydi. Şimdi daha ılımlı daha mainstream. Böyle böyle yükselecek yükseltecek kendisini. Sefa Kılıçlar iki tane ofis tutmuş. İstanbul Ankara'da aynen. Aynen aynen. Arkadaşlar kılıçları e, gaza getirin ya. Şey deyin. Sen e, şey yapsana. Bağımsız bağımsız parti kur deyin abi. Gaza getirin bağımsız parti kur deyin. Bağımsız parti yap 69 yaparsın. Bağımsız parti yaparsın. Yani ne, niye komik biliyor musunuz olay? Çünkü Kılıçdaroğlu zaten var olan köklü ismi olan bir partinin başına geçip o partiyi bu hale getirdi. Kendisi şu an parti kursa lütfen kursun ya. Lütfen kursun. Lütfen kursun. Tabi yani o, o hayal <laughs> o hayal imkansı düşünsenize. Adam sıfırdan parti kuruyor. Gaza gelip. Eğer gerçekten dedikleri gibi iyi liderse değil mi? Eğer kılıçlar gerçekten dedikleri gibi iyi liderse o zaman kurup gene oy alması lazım yüksek oy. <laughs> Nasıl ya oylarım bölecek. Muhalefete muhaleflik yapmayın. HDP kapandığına göre isim hakları boşladayım HDP olsun. <laughs> başka bir açılma olur ama kendisi gene HDP olur.